cinayet hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler hissettiniz ilk duyduğunuzda? İşte ilk duyduğumda zaten sosyal medyadan duydum ve acayip üzüldüm. Hani kesinlikle üzüldüm yalnız ama şaşırmadım da. Çünkü bu genel olarak sürekli maalesef duyduğumuz şeylerden biri. Ve hani ülkede de genel olarak bu dünyadaki bu ataerkil ve tabii baştakilerin de desteklediği, sürekli söylemleriyle ifade ettiği bu kadına yönelik şiddetin artması da çok şaşılacak bir şey değil. Yürüyüşlere falan katıldım. Elimden geldiği bir şeyler yapmaya çalıştım. Sosyal medyada paylaşmaya çalıştım. Ya umarım hani bir gün, bilmiyorum ben biz bu günleri görebilir miyiz ama bir gün kadınlara gerçekten hak edildiği değeri verdiğimiz bir dünyada yaşayabiliriz. Hani en azından hak edildiği değil de hani kadın ve erkeğin eşit olarak bir insan olarak görüldüğü bir dünya düzenini umarım hepimiz görürüz. Çok üzüldük. Bence toplum psikolojik olarak çok büyük baskı altında. Bunun sonucunda böyle şeyler gelişiyor. Umarım tekrarlanmaz. Bu suçu işleyenlerin de çok ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Gerekirse idam, gerekirse müebbet hapis, ne gerekirse yapılmalı. Tabii o üzüntü tarif edilemez bir üzüntü ama bu ilk olmadığı için yani yapılan yorumlar hep aynı ama bu herhalde çok nirengi noktası oldu. Son raddeye gelindi belki. O yüzden bu kadar tepki çekti ve artık gerekli cezaların verilmesi istendi. Tabii ateş düştüğü yeri yapıyor ama bu kadar insanların bir arada toplanıp da bu olayın üstüne gitmesi bizim birlik beraberlik açısından zaten olması gereken, daha önce olması gereken bir şeydi. İnşallah bundan sonra hep böyle olur ve gerekli cezalar artık ya içeride ya dışarıda bir şekilde bu cinayetin sebepleri kimse en ağır şekilde cezalandırmaları lazım. Bunların bir daha tekrar etmemesi için de yetkililerin ellerinden ne gelirse yapıp her şekilde önüne geçmesi lazım diye düşünüyorum. Aslında bu hepimizin korkusunun gerçeğe dönüşmüş hali gibi bir şey. Yani bu ülkede yaşayıp da bu tip durumlardan korkmayan bir kadın var mı bilmiyorum. Yoktur herhalde. Yani engellenmesi için neler yapılabilir sizce? Bir daha olmaması için böyle. Sebepleri bence zaten yani bunu herhangi bir meslek grubuna, herhangi bir şeye aslında mal etmek yanlış diye düşünüyorum. Şimdi herkes işte yok minibüslere şöyle yapalım, yok taksiye bilmem ne yapalım gibi düşünüyor. Ben bunu aslında o üç caninin problemi olarak bile görmüyorum. Bu bizim toplumumuzun yarattığı bir durum aslında. Bizim yasalarımızın, bizim hukuk sistemimizin yarattığı bir durum aslına bakarsanız. Eğitim durumumuzun, eğitimsiz insanların yarattığı bir durum bu aslında. Yani ülkemizde eğitim seviyesi değil de bakıldığı zaman. Yani sebep olarak bunları görüyorum. Eğitimsiz, hiç tutunacak bir dalı olmayan, hiçbir şey elinde avcunda hiçbir şey olmayan, doğru düzgün aileye sahip olamayan, doğru düzgün yaşam standartları bulunmayan insanlar bu tür vahşetlere sebep oluyor bence. Bunun önüne geçilmeli. Öncelikle kadınlar eğitilmeli. Çünkü çocukları da eğiten, bu canileri de bugünlere getiren, var eden bir nevi, yani bilmiyorum, çok daha düzgün, eğitimli, çok daha çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiğini bilen ailelerin elinde böyle bir caninin var olabileceğini zannetmiyorum ben. O yüzden öncelikle bunun önüne geçilmeli. Bu sorun çözülmeli. Kadınlarımız, ailelerimiz eğitime tabi tutulmalı. Çocuk sahibi olmak istiyorlarsa, herkes çocuk sahibi olmadan önce belli eğitimlerden geçmeli bence. Özgeçmeniz bu başlıca sağlıkçı kimseye konuşabilir. Türkiye'de bu saatte eve gitmeye çalışmak çok zor. Özgecanlar ölmesin. Türkiye'ye caydırıcı idam kararları gelsin.